astroforniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yılın son ayına geldik. 2018 artık bitiyor. Bakalım aralık ayında bizi neler bekliyor? Güneş ayının 22'sine kadar yay burcunda olacak sevgili yengeçler ve sizin 6. evinizi aydınlatacak bu ay yay burcunda yeni ay doğacak 7 Aralık'ta yeni ay öncesinde gökyüzünde sizin için tabii ki önemli gezegen hareketleri var Venüs ayın ikisinden sonra akrep burcuna geçiyor hem de ileri hareketli olacak aşk evinizde bir Venüs var Aralık ayı boyunca yani aşk romantizm e, konuları gündemde ve kalbimizi çarptıracak etkiler özellikle ay ortasından itibaren hareketlenebilir Merkür ayın 7'sine kadar e, Akrep burcunun son derecelerinde retro hareketli olacak. Ayın 7'sinden sonra artık Merkür de düzeliyor. Ve Mars balık burcunda su grubu bir burçta. Sizin için açısal olarak e, iyi bir pozisyonda. Neptünle birleşiyor. Bu bizi aşırı idealist yapabilir. Biraz da hayalci yapabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor zaman zaman. Evet ayın 7'sinde yay burcunun 15 derecesinde yeni ay doğacak. 6. ev alanınızda. Bu yeni ay sırasında Güneş ve Ay Mars'tan ve Neptün'den zıt bir açı alıyor. Aynı zamanda Merkür de ileri harekete dönmek üzere durağanlaşacak. 6. ev yeni ayları sağlık konularına işaret eder. Hem ruhsal hem bedensel genel sağlığınız, günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, rutinleriniz, iş ve mesleki konular, çalışma koşullarınız. Burada bir yenilik var. Bir yeni bakış açısı, bir farkındalık, bir yeni adım atma durumu var. Ancak Mars'ın ve Neptün'ün pozisyonu işleri biraz karmaşık hale getirecek gibi. Ee, çok aşırı idealist olabilirsiniz, aşırı hayalci olabilirsiniz. Her türlü iş ve mesleki konularda, özellikle yurt dışı bağlantılı işlerinizde, görüşmelerinizde, ortaklı işler olabilir, bazı sözleşmeler, anlaşmalar olabilir. Bunlara dikkatli yaklaşın. Bir iş seyahati, işle ilgili bir eğitim programı. Buralarda gecikmeler olabilir, ertelemeler olabilir. Güvensiz olabilecek koşullara temkinli yaklaşın. Ne zamana kadar? Ayın 16'sına kadar. 16'sından sonra şartlar daha bir yerine oturacak gibi görünüyor. Sağlık konularında biraz hassasız. Sevgili yengeçler, ayın ilk yarısında, sağlık evinizdeki bu yeni ay her türlü alerjik sorunları, soğuk algınlığı gibi bağışıklık sistemimizin zorlanabileceğini işaret ediyor. Virüslere, mikroplara dikkat etmekte fayda var. Beslenmemize dikkat edelim. İlaç kullanıyorsak dikkat edelim. Çünkü Mars, Neptün kavuşumu biraz böyle zehirlenme gibi, alerjiler gibi negatif etkileri arttırabilir. Ya da beslediğiniz hayvanlar varsa onların sağlığına genel olarak dikkat edin. Yanınızda çalışan kişilerle ilişkilere, iletişimlere dikkat edin. Güvensiz koşullar oluşabilir. Ve bakalım ayın yedisinden sonra gökyüzü nasıl? Evet ayın yedisinden sonra Neptün'ün ve Mars'ın etkileri kademe kademe biraz azalacak. Bunlar hepinizi çok mu etkileyecek sevgili yengeçler? Hayır tabii ki bütün yengeçler sağlık konularında hassas diyemeyiz. Özellikle doğum haritalarınızda kişisel gezegenleriniz değişken burçlarda yerleşmişse yani bir ikizler burcunda, yay burcunda, balık burcunda, başak burcunda Özellikle de Mars gibi Uranüs gibi Satürn gibi malefik yerleşimleriniz varsa o zaman evet sağlığınız biraz daha risk altında diyebiliriz. O nedenle doğum haritalarınızı lütfen kontrol edin. Ama bunlar yoksa su elementinde toprak elementindeki yerleşimleriniz daha yoğunsa çok da sizi zorlamayacaktır. Hatta hani günlük hayatınızda böyle bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Beslenmenizle ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Ya da bir evcil hayvan edinebilirsiniz gibi. Bu tarz yenilenmeler de söz konusu olabilir. Evet yay yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu hazırladım. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdan her zaman olduğu gibi izleyebilirsiniz. Altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ve ayın ortalarından itibaren 15, 16, 17 Aralık'tan itibaren çok daha güzel açılar görüyoruz gökyüzünde. Gezegenler birbiriyle kavga etmiyorlar. İyi anlaşmaya başlıyorlar. Akrep Burcu'ndaki Venüs, Oğlak Burcu'ndaki Satürn'e süper bir üçgen açı yapmaya başlayacak. Ardından ayın 20'si, 21'i, 22'si aralığında Venüs'ün Neptün'le muhteşem bir açısı var. Güneş'in çok güzel bir açısı var Uranüs'le e, ve Mars'ın da yine aynı şekilde Plüto'yla güzel kontak, kontakları var. Yay burcunda da Merkür Jüpiter kavuşumu var. Evet bunlar neler getirebilir? Her şeyden önce Venüs'ün ve Neptün'ün o güzel etkileşimi size aşk getiriyor. Evet Aşk için çok güzel bir dönem. Romantizm çok dorukta. Romantik faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Sevgilinizle beraber şöyle romantik bir seyahat olabilir. Romantik bazı faaliyetler olabilir. Ee, güzel aşık olabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. Ee, özellikle de balık burcu gibi, yengeç burcu gibi, akrep burcu gibi yerleşimleriniz varsa doğum haritalarınızda evet bu size daha fazla aşk getirebilir. Ve Merkür-Jüpiter kavuşumu yay burcunda 6. evinizde. Bu da mesleki anlamda bazı destekleri getirecek gibi görünüyor. Çünkü güneşin de orada çok güzel açıları var. Kariyer evinizde güzel bir bağlantı yapıyor. Uzun süredir bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Son bir aydır belki çabalıyorsunuz ama bir türlü iş alanında, mesleki alanda ee, istediğiniz başarıyı alamadınız ya da işi tamamlayamadınız ee, ya da üstlerinizden patronunuzdan beklediğiniz onayı alamadınız. İşte bu dönem ayın 20'si ile 22'si aralığında böyle güzel bir müjde getirebilir size bir onay alabilirsiniz bir başarı olabilir ya da bir işi kabul edebilirsiniz ee, sevgili yengeçler ve ayın 22'sinde burcunuzda bir dolunay var. Özellikle doğum günü 21-24 Haziran arası olan sevgili yengeçler sizin için çok daha önemli olmakla beraber tüm yengeçler için doğum haritalarında su gruplarında, toprak gruplarında Venüs gibi Jüpiter gibi benefik, şanslı yerleşimleri olanlar bu dolunay haftasında e, gerek aşk, gerek ilişkiler, gerek iş alanında herkes için değişebilir tabii bu. E, çok Olumlu etkiler altında olabilirsiniz. Bu dolunayı çok güzel bir dolunay olarak görebiliriz. E, o nedenle bir şeye adım atarken, başlangıç yaparken, karar verirken de bu dolunay haftasını yani ayın 17'si ile 30'u arasındaki dönemi iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü gökyüzünde dediğimiz gibi diğer gezegenlerin hoş yerleşimleri var destekleyici yerleşimleri var. Yengeç burcundaki dolunay videomuzu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Altına da lütfen sevgili yengeçler yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet, Aralık ayını böyle güzel etkilerle kapatıyoruz. Güzel bir dolunay enerjisiyle kapatıyoruz. İyimser enerjilerle yeni yıla başlayabiliriz ama acaba 2019'da bizi neler bekliyor? Tabii ki 2019 videolarımız hazır. Ekrandaki 2019 genel videomuzu ve 2019 yengeç videomuzu lütfen izleyiniz ve yılın genelinde nasıl etkiler altında olduğumuzu öğreniniz. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir ay dilerim. Hoşçakalın.